Evet sevgili izleyenler, bültenimize devam edeceğiz ama öncesinde bir canlı bağlantımız olacak. AK Parti MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç bugün parti çalışmaları kapsamında Kemer'deydi ve Kemer'de takibini Nur Baranlı gerçekleştirdi. Ve şu anda da Gökçen Özdoğan Enç, Nur Baranlı'nın konuğu. AK Parti 24. 25. 26. dönem milletvekili, aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, kendisi bugün bizimleydi mi desem ya da biz ona eşlik ettik mi desem daha doğru olacak sanırım. Kendisi gün boyu Kemer'deki ziyaretlerini gerçekleştirdi. Öncelikli olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Musa Yalın'ın ailesine ziyaret etti. Akabinde Gözcü Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde, yine hatırlatalım, yaşadığı hain saldırıyı kınadı ve gazeteyi ziyaret etti diyelim. Devamında akabinde ise Merkez Mahallesi'ndeki ziyaretleri de gerçekleştirdi Gökçen Özdoğan Enç ve onun yanında eşlik eden bir isim daha vardı. Kendisi Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta diyebiliriz. Evet, şimdi mikrofonumu onlara uzatacağım. Öncelikle efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Oldukça yoğun bir gün geçirdiniz. Ziyaretler durmadan devam ediyor. Hala da devam edecek ama bugün de birazcık değerlendirebilir miyiz efendim? Şöyle, aslında bu genel anlamda bizim için sıradan bir gün. Teşkilatlarımız bu noktada sürekli bu şekilde çalışıyorlar. Çünkü AK Parti teşkilatları güçlüyse Recep Tayyip Erdoğan güçlü, zayıfsa Recep Tayyip Erdoğan zayıf. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvalde de açıklamaları var. Bugün Kemer'deydik. Ben özellikle VTV ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Size teşekkür etmek istiyorum. Kameranın arkasındaki kameramanımıza teşekkür etmek istiyorum. O yoğunluğun içerisinde siz de bizimle beraberdiniz. Tabii Kemer çok güzel bir ilçe. 19 ilçemiz gibi her ilçemizin kendine göre bir güzelliği var. Ancak Kemer'de yapılması gereken çok iş var. Çok zaman almayacak küçük dokunuşlarla da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak buradaki yerel iradenin bunu istemesi gerekiyor öncelikle. Maalesef biz geçtiğimiz dönemlerde bunu göremedik. Üzülerek söylüyorum bunu. Kemer'i inşallah bu yerel seçimlerde biz farklı bir yere taşıyacağız. Buna talibiz. Kemerli hemşerilerimize de, bizi mutlaka izleyenler vardır, onlara da buradan bunun sözünü veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, elbette ki yol göstericiliğiyle biz Kemer'de çok güzel işler yapacağız. Ama Kemerli'nin desteğine ihtiyacımız var. Bugün de bizimle birlikte olan koordinatörümüz, il koordinatörümüz Alaaddin Bey'e de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımıza, bizimle beraber olan yönetim kurulu üyelerimize de keyifli ve verimli bir çalışmaydı. Kemer'in çözülmesi gereken, bizim milletvekilliği döneminde de takip ettiğim projeler vardı. Bugün beraber onlara baktık, neler yapabiliriz diye. Sayın Bakanımız zaten, Sayın Çavuşoğlu bunları birebir takip ediyor. Diğer Antalya milletvekili arkadaşlarıma da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. İl Başkanımız hakeza öyle. Kemer'de güzel şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin diyorum ben. Bizler de elimizden geldiğince takip edeceğiz diyelim ama hemen ilçe başkanımıza da uzatalım istiyorum mikrofonu. Çok özür diliyorum efendim. Şöyle alalım. Evet İsmail Bey, siz Kemer'in bir sesi olarak neler söylemek istersiniz bugünkü ziyareti de değerlendirecek olursak? Öncelikle ben 24, 25, 26. dönem milletvekilimiz ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gökçen Özdoğan Enç Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bugün Kemer'de bizleri ziyaret edip yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı yerinde incelemelerde bulunduk. Zaten biz Sayın Vekilimle önceden de bu tür gezilere, programlara alışığız. Tabii başlatmış olduğumuz projelerimiz vardı. Bugün onları gezdik. İşte bir okulumuzda sıkıntımız vardı. Onunla ilgili Sayın Vekilim inşallah onda çözülecek gerektiği görüşmeler yapıldı. Taziye ziyaretlerinde bulunduk sizin de saydığınız gibi. Ama tabii bizim için çok önemli olan, şahsen benim teşkilatımla alakalı, bizim Kemer'de yıllardır halkımızın özlem duyduğu bir fakülte özlemimiz vardı. Tabii geçen Ağustos ayında biz teşkilat olarak göreve geldiğimiz zaman başta Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bütün vekillerimiz, il teşkilatımız olmak üzere bu konuda bize çok büyük destek verdiler. Onların desteğiyle Denizcilik Fakültesini Kemer'e kazandırdık. Bugün onun binasıyla ilgili küçük sıkıntılar vardı. Sayın Vekilimle onları inceledik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Hakikaten bizler için
Kemer için çok keyifli bir gezi oldu. Zaten biz teşkilatlar olarak, AK Parti teşkilatları her zaman, her daim bu tür gezileri yapıyoruz. Seçimin birinden çıkıp birine giriyoruz. Maşallah hepsinden de zaferle çıkıyoruz. İşte önümüzde yaklaşan yerel seçimlerimiz var. İnşallah bu bilgi, birikim, tecrübeyle bu seçimden de zaferle çıkıp Kemer'i AK Belediyecilik'le buluşturup inşallah hak ettiği hizmetleri alma noktasında gerekli gayretleri göstereceğiz. Onu da alacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Çünkü halkımızda başta bu isteği görüyoruz. Zaten yapmış olduğumuz şu kısa dönemde hizmetlerle de onlar da, Kemer halkı da artık bu işin AK Parti ile olacağına inandı, inanıyor. İnşallah yerel seçimlerde hep beraber başarılı olacağız. Ben tekrardan vekilimize, il koordinatörümüz Atilla Demirez Bey'e ve halkımızla bizleri buluşturan sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, sözlerimizi sonlandırmadan Sayın Enç'e bir kez daha sormak istiyorum. Efendim, tabii ki de programlarınız burada bitmedi. Bundan sonra neler göreceğiz bugün içerisinde? Bu teşkilat planlamamız tabii ki de. Bundan sonra ilçedeki muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla, muhtarlar günü geçen haftaydı. Biraz gecikmiş de olsa bir program yaptı ilçemiz. Ona katılacağız. Arkasından belki bir iki tane daha ev ziyaretimiz olabilir. Bu şekilde devam edeceğiz. Gece kaça biter bilmiyoruz. Peki Kemer halkı ne bekliyor? Nasıl dönüşler aldınız? Onu da çok ufak alabilirim. Kemer halkı artık hizmete aç. Onu çok net ifade edebiliyorum. Şucu bucu denilmesinden bıkmış. O isimleri zikretmek istemiyorum. Buraya hizmet etme yükünü biz taşımak istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Şucu olması, bucu olması bizim umurumuzda değil. Biz Kemerli hemşerilerimize artık hizmet etmek istiyoruz. Kemerli'nin buna hakkı var. Bunu da dillendirmeye başladılar. Bir an önce gelin, bir an önce gelin şeklinde. Çünkü AK Parti belediyeciliği dediğimiz şey hizmet belediyeciliği. Başka altında hiçbir şey aramanıza gerek yok. Kadınlarımızla ilgili çok güzel projelerimiz olacak. Gençlerimizle ilgili çok güzel projelerimiz olacak. Ve biz bunları birilerinin yaptığı gibi ansiklopedi şeklinde kitapçıklarla değil, çok net, öz, kısa bir şekilde inşallah seçmenimizle buluşturacağız. Ve her 6 ayda bir biz bunları yaptık, yapamadık. Hesabını Kemerli soracak bize. Anlatabiliyor muyum? Yani şeffaf belediyecilik onlara vaat ediyoruz. Sürdürülebilir hizmet vaat ediyoruz. Elbette ki derebeylik düzenini yıkmayı vaat ediyoruz. Peki o zaman son olarak eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Çok keyifli bir çalışma oldu. Bizi izleyen Antalyalı hemşerilerimize de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, AK Parti MKYK üyesi Gökçen Özdağ'ın Enç ve Kemer ilçe başkanı İsmail Selami Minta bizlerleydi. Canlı yayın konuğumuz oldular. Bugün gerçekleştirdikleri ziyaretleri ve önümüzdeki zamanda planladıkları projeleri aktardılar diyelim. Sözün sonuna geldik. Sözü tekrar Hazal Bozkurt'a aktarıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Nur Baranlı'ya. Ziyaretleri takibini devam ettirecek kendisi.